Bu defa zile basamayacaksın ahbap. Aç kapıyı. Kavga çıktı galiba, sen bunları topla. Bırakın beni! Bırakın diyorum! Polis, dön duvara! Kötü oldu bu baskın enişte. Mutlaka bir yerden ihbar aldılar. Yoksa Yavuz hiç açık vermezdi. 2 milyon gitti enişte. Bu işin başı Mali Şube'den Kemal isminde yeminli bir komiser. Kemal? Kemal ha? Bugün Bulgaristan'dan gelen sigara partisi var. Sabah telex çektiler. Kamyon yola çıkmış. Akşamüstü burada olur. Malın dağıtımını yapın. Ben de büyük babayla görüşür, bu polise bir çare bulurum enişte. Peki. Marlboro var abi, Marlboro! İstemez! Sen zengin adamsın be abi, al bir tane. Kaça? 10 lira. Bir tane az gelir be abi, birkaç tane al ha! Yaşa be abi! Gelen malı 12,5'tan yapın. Marlboro 12,5! Marlboro 12,5! Marlboro var! 3 numara 5, 3 numara 5! Marlar var, var! Vereyim mi abi? Ver 12,5 abla! 12,5 lira abi! Bir tane versene oğlum! Selam! Merhaba! Tam benimki paso. İlerleyelim beyler. Evet, ilerleyelim. Ya, doğru laf. İlerleyelim. Evet. Cenazelerin başında sabaha kadar nöbet tutuldu. Fakülte gene bir hafta kapatıldı. Bizim mektebin dünkü bilançosu 8 ölü 5 yaralı. Benim anlayamadığım silahları nasıl buluyorlar? Senede 9 milyar liralık silah geçiyor Türkiye'nin üzerinden. Şimdi de büyük örgütler gençleri silahlandırıp birbirlerini öldürtüyorlar. Şu manyak katil bir yakalansa dün gece bir genç kızı daha öldürmüş ya. Ama polis yakalar elbet. Yapacağım programı buldum. Halkın da senin de hoşuna gidecek. Görmeyi çok isterim. Marlboro! Marlboro alsana. İstemez. Oğlum istemez dedik. Simitçi, taze simit, çıtır çıtır. Hadi bakalım, iyi günler. İyi günler. Ha, küçük. Ver bakayım bir simit. Alo, buyurun. Melike. Seni istiyorlar. Alo, buyurun. Öleceksin. Alo, alo! Alo, Kemal Bey'i rica ediyorum. Komiserim görevdeler. Kim aradı diyelim? Yolda tamir olduğunu söylemediler bize. Bu işte bir numara var. Sağlam dur, gazlıyorum. Hızlı, daha hızlı! Gördün mü nasıl toz duman oldular? Yaşa be! Ektik aynasızları! Arabayı kenara çek. Peki. İki kuruş maaş için değer mi be abi? Mesela şimdi bizi boşasan 100.000'i cebinde bil. 100.000 mi? 500.000'e ne dersin? Aha. Fena para değil. Yaşa abi, 500.000'e hallederiz bu işi. İşte abi paralar, istediğin kadar al. Helal olsun. Abi! Ah! Tövbe tövbe! Operasyon hakkında bize bilgi verir misiniz Kemal Bey? Uzun süredir peşlerindeydik zaten. Elde ettiğimiz bilgilere göre kamyon Bulgaristan'dan yola çıkmış. İçinde bulunan malların değeri ise aşağı yukarı 10 milyon kadar. Bundan sonra sigara kaçakçılığıyla ilgili başka bir operasyonunuz olabilir mi? Tabii, her gün her an olabilir. Sokaklarda çocuklarımıza sigara sattırıp onları kötü yollara sevk eden büyük şebekelerin elebaşlarını yakalayacağız. Alo, ben Burhan. Burhan, televizyonu seyretmiyorsan hemen aç, röportajı dinle. Bizler elimizden geleni yaptık. Bu büyük bir devlet sorunu değil mi? Şüphesiz, halkımız da hükümetten bu sorunun çözümünü bekliyor. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz, izlediğiniz gibi sigara kaçakçılığı ülkemizde büyük bir sorun haline geldi. İş konuşacağız Selma, sen yukarı çık. Benim yanımda konuşabilirsin abi. Kocamı ne gibi işlerde kullandığını biliyorum. Bizim işlerde bir erkek karısına sır vermez enişte. Çık. Zararımız 12 milyonu buldu. Kemal efendi fena sarstı bizi. Bu hafta büyük babamız geliyor. Bu işe canı sıkılmıştır. Şoför malın bize geldiğini biliyor mu? Seni tanıyor mu? Hayır. Burada direkt Topal'la temas edeceklerdi. Beni tanımıyorlar. Tanımamaları iyi. Çok dikkatli olmalıyız. Malı kimin hesabına getirdiniz? Hiç tanımıyorum. Bulgaristan'da teslim ettiler arabayı. Kimler? Kimler? Konuşsana ulan! Konuş ulan, konuş! Dur! Bunlara böyle davranmakla hiçbir şey öğrenemezsin. Asıl bunların ağlarını yakalamamız, onlara böyle davranmamız lazım. Zafer, sen dediğimi yap. Al. Bana bir tek isim verirsen seni kurtarırım. Hiç kimseyi tanımıyorum! Ha. Aferin koca oğlan, hoşuma gitti. Ağzın sıkıymış, ama arkadaşın konuştu. Tanıdığını söyledi. Hadi, bize anlattıklarını arkadaşına da anlat. Okudun her şeyi ha! Namussuz! Alçak herif! Söylemedim abi! Ulan, ne? Bir de söylemedim diyorsun ha! Ulan dümbük seni! Anlatayım abi! Ulan bizi satmak var mı lan? Hayır abi! Var mı lan satmak? Abi, bir dakika! Bir de anlatayım diyor! Neyi anlatacaksın abi, lan? Söylemedim. Sattın bizi lan! Sattın! Beni bıraksaydın onları bülbül gibi öttürürdüm. Ötmezler! Daha önce yakaladıklarımızla konuşturabildik mi? Onlar sadece vasıta. Malı vereni de teslim alanı da tanımazlar. Kanunları böyle. Televizyonda kraldın Kemal abi, seyrettin mi kendini? Televizyon alamadım daha Hamdi. Oldu mu be abi, koskoca komisersin. Doğru, koskoca komiserim. Bu ay taksitle falan bir tane uyduracağım. Merhaba Hanife teyze. Merhaba oğlum. Dediğin gibi çantasını araştırdım. Beyaz toz paketleri vardı. Bir arkadaşına verirken gördüm. Konuşturmak istedim, bir şey söylemedi. Ona bir şey olmayacak değil mi Kemal? O benim tek oğlum, ona bir şey olursa ölürüm ben. Hayır, hiçbir şey olmayacak. Hadi sen şimdi evine git. Üç kartı beş lira, üç kartı beş lira, üç kartı beş lira, üç kartı beş lira... Üç kartı beş... Daha bekleyecek miyiz kardeş? Bilmem, daha bir haber yok. Ama olmuyor ki kardeş, bir haftadır mal dağıtmıyoruz. Okulda polis arama yaptı. Ben de bir haftadır okula gitmiyorum korkudan. Ama okula gitmen lazım kardeş, mal birikti. Acele etmeyin, 1-2 gün içinde halledeceğim. Tozol, gelen polis. Heh, polis mi? Merhaba Kemal abi, arkadaşlarla laflıyorduk. O giden de arkadaşın mıydı? Tombalacıydı abi, tombala çektirmek istiyordu, tanımıyorum. Ben tanıyorum. Vallahi tanımıyorum Kemal abi. Peşimden gel. Ne haber Zühtü efendi? İyilik sağlık ablacığım. Arayan soran oldu mu? Gençten biri aradı sizi. Sedat'tır. Bilmiyorum vallahi işte. Nasılsın? İyiyim. İhtiyacın olduğu zaman beni nerede bulacağını biliyorsun. Biliyorum evlat, biliyorum. Uğur ola. Asım! Dur biraz. Bir zamanlar Türkiye'nin en iyi futbol oynayan adamıydı. Sahaya çıktı mı bütün stat alkıştan inlerdi. 2 çocuğu, karısı ve her şeyi vardı. Esrara başlayınca bu hale geldi. Senin yaptığın her şeyi biliyorum Asım. İyi düşün, kararını ver. Bana yardım edeceksin. Edeceğim. Hı. Perdeler açıkken böyle çıplak dolaşma. Ne var yani? Evimizde de rahat edemeyecek miyiz? Bütün gün gecede o kutu gibi odada patlıyorum zaten. Dün çıkan yazın güzeldi. Senin de televizyon röportajın. Alo? Öleceksiniz, ikinizi de öldüreceğim. Tadını kaçırdın ama! Öleceksiniz! 2 oluyor bu. Bayağı korkmaya başladım. Ben de. Kime ediyorsun? Kemal'e. Hay Allah razı olsun bu manyak heriften. Sayesinde evimize geldi. Yoksa geceyi korkuyla ayakta geçirecektik. Evde olduğunuz sürece perdeleri iyice kapayın. Kapıyı da kimseye açmayın. Ciddi bir şey olabilir. Alo? Kemal abi, ben Asım, başım dertte. Onlara işi bıraktığımı söyledim. Telaşlanmadan anlat. Her şeyi unutacağıma, susacağıma yemin ettim. İnanmış göründüler. Ama bugün okuldan çıkınca takip ettiler beni. Onları atlatıp sana telefon ettim abi. Merkez 218. Bu iş oldu. Tamam. Kımıldama kardeş, sakın kımıldama. Tıpış tıpış yürü kardeş, beni takip et kardeş. Yol çok tıkalı, ben koşarak giderim. Esrar işinde çalışan kimseye acımam! Hadi! Konuş şimdi, konuş! 3 şansın kaldı! Konuş! Konuşacağım! Tamam! İmalathane nerede? Ataköy'de köprünün yanındaki fabrikada. İhtiyar, biraz daha saflaştırılması lazım mı? Peki. Kıpırdamasın! Kaldırın ellerinizi! Hop! Duvara doğru! Duvara doğru! Silahını! Kaldır ellerini! Geldi. Geliyor. Anlatın. Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba. Her taşın altından o çıkıyor. Sigara ve silah işimiz aksadı. Acaba bunlar polisin başarısı mı, yoksa sizlerin beceriksizliği mi? Emirlerinizi eksiksiz tatbik ediyoruz Büyükbaba. Şu anda zor durumdayız. Hepinizi iş sahibi yaptım. Meşru şirketleriniz var. Ben olmasam bir hiçsiniz. Oyuncak silah bile getiremezsiniz. Haklısınız Büyükbaba. Ama küçük bir mesele için beni rahatsız ediyorsunuz. Özür dilerim. Ama Kemal küçük bir mesele değil Büyükbaba. O polisi sürgüne gönderebilirim. Ama dikkatleri üstüme çekmek istemem. Aranızda bu meseleyi çözümleyin Abbas Bey. İşini bitirin. Emredersiniz Büyükbaba. İşte geliyor. Çıkıp temizleyelim. Adapazarı'ndan getirdiğimiz kiralıklar işi beceremediler. Bu işten vazgeçsek, polis öldürmek öteki işlere benzemez, başımıza iş açacak. Daha ne kadar dayanabiliriz? Dün benim dağıtım merkezini de bastı. Bir süre işlere ara versek... Boş konuşuyorsunuz Memduh Bey, büyükbabanın emri böyle. Karşı gelemeyiz. Kız Haldun'a ne dersiniz? O hötöröf beceremez. Ben buldum aradığımızı. Kim? Tahir. Kadırgalı Tahir. Yarın tahliye oluyor. Tam bu işin adamıdır. Ağzı sıkı, bileği kuvvetlidir. Oğlum! Canım oğlum, anam. Canım oğlum benim! Koçum, yavrum, oğlum benim biricik evladım! Koçum, yavrum, ah canım! Bitti artık, değil mi yavrum? Bitti ana! Bizi de tükettin ama! Bu son olsun artık evladım, kirli işlere paydos! Paydos değil mi? Ali nerede? Daha okuldan dönmedi mi? Ali okula gitmiyor Tahir. Neden gitmiyor ana? Dardayız evladım. Ortalık ateş pahası. Bıraktığın para yetmedi. Ne zamandır Ali bakıyor eve. Nasıl bakıyor yani? Sokaklarda, sinema önlerinde çiklet sigara satıyor. 3-5 ne kazanırsa getiriyor. Ali'yi arıyorum ben. Az evvel buradaydı ama posta ettiler, ona ekipler. Abi! Adın ne oldu? Ramazan. Kaç yaşındasın? 13. Annem, babam var mı? Yok. Zafer, Topal'ın dosyasını buldun mu? Laboratuvara gönderdim, hazırlıyorlar. Geç yerine. Bunlar ne? Kim bu garipler? Müdür bey toplattı. Nasıl yapar bunu? Bizim meselemiz bu çocuklar mı? Hay Allah! Bu çocukların saçlarını kestirmek, mahkemeye sevk etmek adalet mi? Her türlü karı pezevengi cirit atıyor İstanbul'da. Neden onlara dokunmuyoruz? Bir defada milyonlar vuran kaçakçılar, vurguncular artık alıştığımız günlük olaylar haline geldi. Hani onları yakalasak ya? Bu memlekette açlık olduğu sürece bu çocuklar suç işleyecektir. Bu halka... Dokunmayın halka! Biliyorum ne diyeceğinizi! Böyle büyük masalar arkasına saklanıp hatlarında karar veremezsiniz, ben onları tanırım çünkü, içlerinden çıktım! İyi öyleyse, biz de caddelere çıkıp sigara satalım! Gerekirse yapacağız! Ama hep bileceğiz ki bu millet dinine, törelerine bağlı, sırtında koca bir tarih taşıyan bir millettir! Şimdi onun çocuklarına Amerikan sigarası sattırıyorlar, biz onları bulacağız! İyi! Git çocukları serbest bırak, asıl suçları yakala! Yakalayacağım! Hadi bakalım, hepiniz serbestsiniz. Yaşa polis amca! Bunları ailelerine teslim etsinler. O niye vurdu? Onun kimsesi yokmuş. Kimsen olmadığı doğru mu? Doğru mu, değil mi? Doğru değil, yalan söyledim. Adın ne senin? Ali. Okula gidiyor musun? Gidiyordum ama şimdi gitmiyorum. Yo, olmadı. Hadi, söz ver bana. Bir daha sigara satmayacaksın. Okuluna da gideceksin. Söz verirsen seni serbest bırakırım. Söz veriyorum polis amca. Aferin. Şunu da al, harçlık yaparsın. Ben çok aç kaldım polis amca ama hiç dilenmedim. Sana da bu yakışır aslanım. Ben sadaka değil, borç veriyorum. Sermaye yaparsın, ciklet falan satarsın. Sonra da bir gün ödeşiriz. Öyleyse alırım polis amca, borç olarak. Al. Hadi bakalım şimdi, düş önüme. Seni evine bırakayım. Hey, dur bakalım! Vurma çocuğa! Karışma sen! Babasıyım onun! Ya. Suçüstü yakalandığı için mi dövüyorsun oğlunu? Lafını bil! Çocuğa bir daha sigara sattırırsan, onun yerine seni içeri atarım! Ben zaten içeriden çıktım! Kim olduğumu mu merak ediyorsun? Söyleyeyim! Sabıkalılar dolabındaki en kalın dosya benimdir! Kadırgalı derler bana. Ama akıllanmadığın belli. Asıl suçlu bu çocuk değil sensin. Hayır! Sensin! Hayır! Sen benim gibileri anlayamazsın. Dünyayı kitaplarda okuduğumuz gibi mi sanıyorsun? Açlık nedir, tattın mı sen? Karlı, soğuk günlerde kapı aralıklarında yattın mı? Bütün bunlar insanın senin gibi olmasına yeter sebep değil. Neden kızdın baba? Polis amca çok iyi bir adam. Bak, bana borç para bile verdi. Hey, bir dakika! Dur! Paranı al polis efendi. Benim oğluma sadaka verecek adam mısın sen? Sadaka vermedim. Borç verdim. Madem ağır geliyor bu sana, çalış. Oğlunu kendin gibi yapma. Yesene oğlum. Yıllar sonra ilk yemeğimizi böyle bir yerde mi yiyecektik baba? Bak oğlum, hayat inişli yokuşludur. Şu anda durumumuz pek iyi değil ama bu hep böyle devam edecek değil. Çalışacağım, iş bulacağım. Her şey düzelecek. Keyfimden mi okuldan kaçtığımı sanıyorsun? Keyfimden mi kaçak sigara sattığımı baba? Ne kitabım var, ne önlüğüm. Her gün öğretmenden işittiğim azarlar. İşte bu yüzden bıraktım okulu. Hayrola çocuklar? Geçmiş olsun. Ne istiyorsunuz? Sağ ol. Sana göre bir iş var. Beni defterden silin. Eski hayatımı mezara gömdüm artık. Tatlı para var işin sonunda. Ben de iş yok. Başkasını bulun. Fikrini değiştirirsen Tarabyalı kör çetini gör. Yeter bana. Bir kahve açacağım. Ufak ufak öderim sana. Olsa canım feda Tahir. Ama ters oyun bugünlerde. İstersen ayda 5000'le kulübün koruyuculuğunu yap. Yani fedailik. Yatar o iş. Yokum o işlerde artık. Sağ ol. Ziyade olsun, eyvallah. Baba, baba! Seninle konuşmak istiyorum. Hı? Gecenin bu saatinde? Evet baba, babaannem duysun istemiyorum. Pekala, söyle. Ben bıktım artık bu evde yaşamaktan. Yoksulluk kokuyor bu ev. Duvarları dökük, kapısı kırık. Her sabah zeytin ekmek yemek istemiyorum artık. Benim diğer çocuklardan neyim eksik? Ben de onlar gibi sabahları süt içemez miyim? Ben de yeni önlük, yeni çantayla okula gidemez miyim? Benim de yeni ayakkabılarım olmayacak mı hiç? Sıcak bir et yemeği yiyemeyecek miyim? Sen de hala iş bulamadın, bize para getiremiyorsun. Ben karar verdim, gene sigara satıp para kazanacağım. Bundan sonra senin de her istediğin olacak yavrum. Evet. Ne içersin? Nescafe. Emriniz? 2 Nescafe. Baş üstüne. Gene kirli bir işten mi geldi bu para? Hayır ana, söyledim ya sana, hatırlı bir arkadaş borç verdi. Pek inanmıyorum ya sana. Babaanne, yakamı takamadım bir türlü. Tü tü tü, Allah nazardan saklasın. Çok da yakıştı. Çok güzel oldu. Amcasının küçüklüğüne benziyor. Nerede amcam şimdi? Amcan 11 yaşlarındaydı, babasıyla gitti çocuğun. O da babası gibi hayırsız çıktı, arayıp sormadı bizi. Kardeşimi suçlama ana, belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır. Senden başka oğlum yok benim. Gönlünden düşmedi ama ana! Şöyle bir gelse, sıkı sıkı sarılsa, anacığım dese ha! Sus be hınzır, sus! Ağlatacaksın beni, sus! Bu resmin çekildiği günü hatırlıyorum. Susmak kolay mı anne? Yüreğim konuşuyor benim. Kardeş acısı hala sızlıyor içimde. Delikanlı, artık hafta sonunda görüşürüz. Sınıfın birincisi olacağım baba. Sana da böylesi yaraşır. Öpeyim elini baba. Bayram mı ki ulan? Bayram tabii, bundan büyük bayram mı olur? Allah zihin açıklığı versin, koçum, oğlum! Alo, yetiş Kemal, yalvarırım! Hemen geliyorum! Yeter artık! Benim kadınım olacaksın! Zühtü, ekmek getir! Zühtü, sigara getir! Zühtü, çöp dök! Zühtü, tuvalet kağıdı getir! Zühtü, kaloriferi yak! Ben hizmet ediyorum, siz genç erkeklerle geziyorsunuz. Sana benim yaşımda olgun erkek lazım, yaşlı erkek lazım. Benim gibi ruhunu okşayacak erkek lazım. Bundan sonra sen bana hizmet edeceksin. Erkeğine saygı göster, diz çök! Çök diyorum sana! Kalk bakalım! Çıkarırsam bu baltayla parçalarım seni, anladın mı? Yürü! İçeri giremezsiniz, her tarafa bomba yerleştirdim! Yaklaşırsanız kızı parçalarım! Çekilin gidin! İçeri giremiyoruz efendim, binanın her tarafına bomba yerleştirdiğini söylüyor. Biraz daha oyalayın, ben yan binadan girmeye çalışacağım. Peki efendim, hadi. Şöyle geçelim. Buyurun efendim, ne alırsınız? 2 çay. Baş üstüne. Unut artık, geçti. Zavallı Alev, çok iyi arkadaşımdı. Üzülmekle eline bir şey geçmez ki. Her şey geçer Melike. Kalkalım. Merhaba Kadırgalı. Oğlun nasıl? Okula gidiyor mu? Gidiyor. Benden selam söyle Ali'ye. Eyvallah. Buyurun hanımefendi. Korku numarasıyla sonunda evine yerleşiyorum ya. Sefa geldiniz. Kusura bakma, ortalık dağınık. Bekar evi, ne yaparsın? Bu resimdekiler kim? Annem, babam, abim. Yaşıyorlar mı? Uzun hikaye. Sen onları bırak da bir köşeye çekil, biraz dinlen. Ben de ortalığı toparlayayım. Annemle babam geçinemiyorlardı. Babamın işi kötü gittikçe içkiye sarılıyordu. Sonunda bizi bıraktı gitti. Abim çalışıyor, annem de el işleri yapıyordu. Bense hem okuyor hem çalışıyordum. Yıllar sonra babam çıka geldi. Durumu düzelmişti. Beni yanına aldı. Abim de annemle kaldı. Beraberliğimizin tek anısı işte bu resim. Sen burada uyu, ben kanepede yatarım. Kibarlığı bırak! Yerini yadırgayıp uyuyamazsın sonra. Polisler, araba içinde, duvar dibinde, sandalyede, nerede olursa uyumaya talimlidir. Yat yere! Kıpırdama sakın! Polis karısı olmak neymiş gör işte! kımıldama! Bana bak kadırgalı! Beni şimdi iyi dinle! Çocuğuna para verdim diye, polisim diye bana demediğini bırakmadın! Dünya kitaplardaki gibiymiş, zengin çocuğuymuşum ha! Bak sana anlatayım! Mum ışığında ders çalışırdım! Abimin getirdiği kuru ekmeği suya banar yerdik! Annem yer görünür yemezdi! Sabah giderken çıkınıma kordu! Geceleri bir çulun altında abimle birbirimizin vücut sıcaklığıyla sabah ederdik! Ama çalmazdım! Başkalarının canına kıymazdım! İşte ben böyle okudum! Çalmadan, adam vurmadan! 4 yıl giydim bir çift ayakkabıyı! Yağmur suyu, kar suyu girerdi! Donardı ayaklarım! Anam nefesiyle ısıtırdı! Abim 3 kuruş için hayvan gibi çalışır, geceleri ölü gibi gelirdi eve! Bir kuru ekmek için mum ışığında sabahlara kadar kese kağıdı yapardık. Anam komşuların çamaşırını yıkardı. Ama hep başkalarının hakkına saygı duyduk. Hayatta tek aldığım hediye abimdendi. Atatürk'e ait bir kitaptı bu. Kazandığı 3 kuruşla almıştı bunu bana. Geceleri hep onunla yatardım. Abim zayıf, çelimsizdi. Sık sık hasta yatardı. İşine ben giderdim. Tam 12 saat sırtımda çamur içinde harç taşıdım. Bayramlarda ananızın elini öper, sonra kucaklaşır, bir yere çıkmaz, o daracık odada otururdunuz. Bir gün abin, bir kese kağıdı dolusu portakal getirdi. Sevincinizden ne yapacağınızı şaşırmıştınız. Saatlerce oturup seyrettiniz, yemekten korktunuz. Sonra baban anneni dövdü, kavga etti onunla, seni kucakladığı gibi gitti. İşte sen böyle okudun mum ışığında, ama şerefinle. Aç karnına ama boyun eğmeden. Yalın ayak ama gururunla. Sen yoksa... Abim! Kardeşim! Abim! Öldürecektim seni! Para aldım! Şimdi bunu bir başkasına yaptırabilirler. Seni bulduğum an kaybetmek istemiyorum. Kim öldürtmek istedi beni? Büyük garajda Tarabyalı Körçetin'den aldım bu işi. Seni tutuklamak zorundayım. Beni? Abin. Abim de olsan suç işledin. Mecburum. Kemal! Bir şey yok. Körçetin! Buradayım. Hayrola Kadırgalı, ne oldu? Görüşmek istiyorum. Peki, gel öyleyse. Anlaşmayı bozdum Tahir, bitiremedin işi. Öldüremedim onu. Neden? Can almak Allah'a vergi. Rahat bırakın adamı. Ne zamandır Allah'ı tanır oldum, kiralık katil Tahir. Onun üstüne giderseniz harcarım hepinizi. Ben varım karşınızda artık. Sen buradan sağ çıkamayacaksın Kadırgalı. Kemal! Bir şeyin yok ya abi! Yok bir şeyim! Dikkat et Kemal! Abi! Var mısın gene eskisi gibi tozu dumana katalım? Hı? Hadi! Ya Allah! Yardım etmek istemiştim. Biliyorum. Ben de seni korumak için tutuklayacaktım. Böylesi daha iyi oldu. Kendine dikkat edeceğine söz ver. Söz. Oğlumun koç gibi amcası var artık. Baba yarısı. Anamıza söyle, sakın ağlamasın. tanıyabilirim? Buyurun. Tahir hakkında konuşacaktım. Oğluma bir şey mi oldu? Söyle, bir şey mi oldu Tahir'ime? Öldü mü Tahir'im? Başımız sağ olsun anam. Çok aradım sizleri. Abimi bulduğum an kaybettim. Sen ha? Niye bakmıyorsun yüzüme ana? Neden konuşmuyorsun benimle? Babam bizi ayırdıysa suçlu ben miyim ana? Öptürmeyecek misin elini? Oğlum demeyecek misin bana? Oğlum öldü benim. Yavrusuna doyamadan göçüp gitti. Abimin kanı ortada kalmayacak ana. Senin yüzünden öldü, sen kıydın Tahir'ime. Git, git defol! Onu sen öldürdün, sen! Ana! Bana hep seni anlatırdın. Amca demek baba yarısıdır derdi. Okumamı isterdi. Okumazsan döve döve öldürürüm seni derdi. Arada sırada döverdi beni ama iyi adamdı benim babam. Baban dünyanın en iyi insanıydı. Seni de çok severdi. Kimden alıyorsun? Bilmiyorum! Söyle! Bilmiyorum! Öyle mi? Şu yaptıklarınızın memleketin geleceğine ne tür zararlar vereceğini bilmemenize! Siz de benim gibi aldığınız parayla zar zor geçinen insanlarsınız! Hepinizin çoluğu çocuğu var! Dünyayı böyle rezil hale getirirseniz, yarın onlar nasıl yaşayacaklar bu dünyada? Bu alçaklar nasıl kandırıyorlar sizi? Nasıl alet oluyorsunuz? Fıraklar! Serseriler! Sefiller! Ha! Kemal abi dur! Müdür bey seni çağırıyor. Bir kanun adamı hislerine kapıldı mı, hapı yutmuş demektir. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Seni anlıyorum Kemal. Ama elimizden hiçbir şey gelmez. Birazdan avukatları başımıza üşüşür. Onları serbest bırakmak zorundayız. Belki seni şikayet etmelerine engel olabilirim. Oh, bir yığın avukat! Elbet kurtulacaklar. O zaman ben de istifa ederim. İstifan asla kabul edilmeyecektir. Ah. 23.000 lira. $23.111, $23.100. İkisinin dosyaları da yüklü. Cinayetler, gasp, hırza tecavüz, aklına ne gelirse var. Kimin hesabına çalıştıkları belli mi? Hayır, ama garip bir tesadüf var abi. 7 sene evvel bir nakliyat şirketinde kamyon şoförlüğü yapmışlar. Tesadüf dediğin ne? Aynı şirkette Abbas'ın eniştesi Cemil de çalışmış. Cemil mi? Evet, kömür karaborsası yapan bir şirket. Şirketin sahipleri? Daha tespit edemedim. Hayali kişilermiş. Ben içeri giriyorum, sen ekiplere peki haber ver. Merkez 217, olay yerindeyiz, tamam. Yalvarırım abi, kulun olayım, yapma, yapma! ...30 saniye sonra havalanacaksın. Biraz eğlenecektik ya, hay Allah! Şimdi anlat bakalım! Namlunun ucundayım ben. Kemal enseme yapıştı. Oski ile Sarıibo'da yakalandı. Konuşurlarsa mahvolurum. Sıyır artık beni bu işlerden. Neyim varsa geri vereyim. Bütün kamyonlarımı, şirketi, her şeyi sen al! Ben çekip gideyim! Acele etme enişte! Sen artık bizim işimizdesin. Onun için sıyrılmak o kadar kolay değil. İşimiz bir aile işi. Biz başımıza buyruk değiliz. Hiçbirimiz canımız istediği zaman ayrılamayız. Büyük babamız kızar sonra. Ama ben... Ya adamların beni ele verirse? Ben büyük babayla konuşurum. O işin halledilmesini sağlar. Hadi, sen şimdi eve git. Kız kardeşimin bugün doğum günü. Hassas kızdır. Seni yanında görmek ister. Benim için büyük babayla görüşeceksin, değil mi? Enişten bir şoför, sen de hammaldın Abbas. Bugün 50 tane tırın sahibisiniz. Her şeyin bir bedeli vardır. Cemil her an açık verebilir. Susturulsun. Kız kardeşim kocasını çok sever büyük baba. O halde ikisini de. Bir itirazın var mı? Hayır. Teşekkür ederim sevgilim. Bu hediyelerle şımartıyorsun beni. Ama neyin var senin? Polis yakamızda. Oski ile Sarıibo yakalandı. Bunlar konuşursam mahvolurum. Ama sen de üzüldüğün şeye bak. Abim halleder her şeyi. Bak, hediyemizi de unutmamış. Kim bilir ne aldı abim. Telefon etti, kocan gelmeden sakın kutuyu açma dedi. Neden acaba? Bilmem. Dur, açma! Selma! 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 Orospu çocuklar. Yaşıyor abi. Konuş. Bak sana nasıl kıydılar, her şeyi söyle. Hadi anlat. Her an ölebilir, hastaneye yetiştirelim. Gazla. Hadi konuş ne olur. Onlardan intikamını almalısın, kim onlar? Konuş! Bir tek isim söyle bana, bir gayret göster. Ne olur, bana bir tek isim yeter! Herifin şansına bak, bombadan kurtuluyor. Kurşunu karaciğerine yiyor, hala yaşıyor. Bir yolunu bulup hastanede niye temizlemediniz? Her taraf polis dolu. Odanın yakınına yaklaşmaya olanak yok. Peki, ne yapacağız? Kendine gelirse hepimize ele verebilir. En az 48 saat zamanımız var. Doktorla konuştum. 48 saatten önce komadan çıkamazmış. Yaşayacağı da şüpheli. Tek şansımız da bu. İşi şansa bırakamayız. Sevgili eniştemi polisten geri alacağım. Nasıl? Cana karşılık canla. Torunumu kaçırdılar, hep senin yüzünden! Hesapları seninleymiş, beni yaktılar, canımı kopardılar! Evlat mısın sen ha, evlat mısın ha? Analar döver de, sever de... Döverim ama içim yanar. Kimim kaldı senden başka? Kusuruna bakma anacığının. Kocadı de. Acısından delirdi de. Kızma evladım, emmi yavrum. Kurtar onu, kurtar torunumu, yeğenini kurtar. Anam! Anam! Komiser Kemal'i istiyorum. Evet, benim. Beni iyi dinle. Ne istiyorsun? Yeğenine karşılık Cemil'i. Alo santral, müdürün direkt telefonuyla konuşan numarayı tespit edin. Şartımızı kabul etmezsen çocuğun cesedini bile bulamazsın. Bu işin sonunda hepiniz ipte sallanırsınız. Yakalarsanız. Dikkat dikkat, A17 konuşuyor. 24 ve 326 nolu ekipler hemen 4. Levent 21 numaralı telefon kabini... Çocuğa karşılık Cemil'i istiyoruz. İmkansız! Cemil hala komada, kaldırırsak ölebilir. Sana son defa teklif ediyorum, bize yardım edecek misin? Çok kurnazsın Kemal Bey, şu anda yerimi tespit ettiğinizden eminim. Şimdilik eyvallah, evinde otur ve ikinci telefonumuzu bekle. Tam 93 saniye oldu abi, az da olsa ekiplerin yetişme şansları var. Enayim onlar o kadar. Merkez 326, olay yerine geldik, kimseyi bulamadık, emir bekliyoruz, tamam. Cemil'in bir saat önce öldüğünü neden söylemedin? Kesinlikle bunu öğrenmemeliler. Çeteyi yakalamamız için tek koz Cemil. Nasıl? Cemil'in ölüsünü sağmış gibi götüreceğim. Anlamıyor musun? Bir tuzak bu! Cemil sağda olsa, ölmüş de olsa seni öldürecekler! 15 yıllık polissin. Nerede kaldı sağduyun, nerede kaldı aklın, tecrüben? Gitmeyeceksin. Gideceğim, mecburum. İyi dinle Kemal Bey. Cemil'i getireceğin yeri bildiriyoruz. Maslak yolu Tarabya kavşağında seni bir motosiklet bekleyecek. Ambulansı sen kullanacaksın. Peşine bir tek polis takarsan çocuğu öldürürüz. Ali'yi sana getireceğim anne. Sana git diyemiyorum oğlum, gitme de diyemiyorum. Geleceğim anne, o bize abimin yadigarı. Dönmeyebilirim. Bekleyeceğim. Polis karısı olmayı kafama koydum bir kere. Yalnız şunu unutma, 4'te nikahımız var. Sağa döneceksin. Çalışacağım. Geliyor. Kabul etti, gelecek. Tamam, tamam kazandık. Unutma, Cemil de, polis Kemal de ölecek. Bu bizim son şansımız. Bu işi bitirirsek, büyük babanın öfkesiyle biraz yatışır. İşi bitiremezsen, sen bitersin. Getirdin mi Cemil'i? Getirdim. Beni takip edeceksin. Silahsız adam istiyorum. Peki. Başınızın üstüne koyun! Geçin şöyle. Açın! Çıkarın şimdi! Bu adam ölmüş, kandırdı bizi! Sen... Çok para verdiler abi! Ne yapmayacaktın Hamdi? Bu yara seni 5 dakikada götürür. Çok kan kaybediyorsun. Dur! Dur, gitme! Kurtar beni, yalvarırım! Yalvarırım, kurtar, ne olursun! Kurtar! Patron nerede? Buraya geldi mi? Beni ona götüreceksin. Ben bir şey bilmiyorum. Biz görmeyiz zaten, emir kuluyuz. Sadece emir alırız. Olur yardım et, ölmek istemiyorum. Hmm. Sen bilirsin. Bak, bana yardım edersen söyleyeceğim. Kan kaybından ölebilirsin. Nerede patronun? Dur! Ne olur dur! Söyleyeceğim. İşin bitmiş olması lazım. Aydın gelince çocuğun da icabına baksın artık. Bu iş bitsin. Polisler! Yerinizden oynamayın! Bir adım daha atarsanız çocuğu vururum. Üstüme gelirseniz çocuğu vururum dedim. Kimse ateş etmesin. Yaktın beni büyük baba! Bütün adamlarımı kaybettim! Mahvoldum, canımı zor kurtardım! Gene mi beceremedin Abbas? Adam bir şeytan çıktı büyük baba! Benim yapabileceğim bir şey yok! Bir şeyler yapalım! Yoksa mahvolacağız! Hep beni öne sürdün büyük baba! Sen hep geride kaldın! Burada telefonla hallettin işlerini! Artık aileden ayrılıyorum, polis tepemize bindi! Aile bağlarımız çok kuvvetlidir Abbas! Ya izin vermezsem? İzin vereceksin büyük baba! Aile uğruna kız kardeşimi öldürtmek zorunda kaldım! Ailemiz kardeşi kardeşi öldürttüğü gibi babaya oğlu da öldürtür! Sen beni burada bekle, tamam mı? Bak arkadaş, şey var ya hani... Ha? Şey... Alo! Bir de cinayet suçu. Bak polis bey, gördüğüm kadarıyla akıllı bir adamsın. Benim Ankara'da dostlarım, Türkiye'de kullandığım yüzlerce adamım, büyük işlerim, sınırsız nüfuzum ve param var. İstersem senin gibi küçük bir memuru bir anda yok eder, istersem servete ve üne boğarım. Hangisini seçersin? Küçük bir memur olarak kalmayı ve halkımı sizin gibilerden kurtarmayı!